Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 29. mektubun birinci kısmının 5. nüktesi. Mesela elhamdülillah bir cümleyi Kur'aniyedir. Elhamdülillah. Hamd Allah'a mahsustur. Bunun en kısa manası, ilmi nahiv ve beyan kaydelerinin iktiza ettiği şudur, dil bilgisi kuralları gereği, elhamdülillah, bu kelimenin teknik anlamda içinde barındırdığı detaylarla anlaşılan manası, nahiv ve beyan ilminin kaydelerine göre, Küllü ferdin min efradil hamdi min eyyi hamidin sadera ve ala eyyi mahmudin vaka'a minel ezeli ilel ebed khassun ve müstehakkun lizzatil vacibil vücud el müsema billahi geniş geniş bu cümlenin ifade ettiği mana şu yani ne kadar hamd ve medih varsa Kimden gelse, kime karşı da olsa ezelden ebede kadar hastır ve layıktır o zatı vacibül vücudaki Allah denilir. Şimdi bakın tek bir kelime gibi gözüküyor Kur'an-ı Azam'ın ifade ettiği manadaki derinlik gerçekten şu basit gördüğümüz elhamdülillah kelimesinin nahiv kaideleri yani Arapçadaki dil bilgisi kuralları itibariyle taşıdığı mana bu kadar derin. Şimdi Üstad Hazretleri bunun tahkikini yapacak. Yani nereden kaynaklanarak bu kadar geniş mana çıktı. Yani küllü ferdin min efradil hamdi. Kim kime hamd ediyorsa onların her bir ferdinin min eyyi hamidin sadara hangi şükredenden, metedenden olursa olsun ve ala eyyi mahmudin vaka'a ve kime yönelik olursa olsun bu hunt minel ezeli ile lebet ta ezelden ebede kadar hassun ve müstahaktır müstahakkun ona has ona özel ve ona müstahaktır ki li zatil vacibül vücud varlığı zaruri olan vacip olan zata ki müsemma billahi ona da Allah diye tesmiye edilir Şimdi bunun tahkikini yapacak. İşte ne kadar hamd varsa sözü, yani elhamdülillah, yani baksanız çok kısa bir kelime ama peki bu ne kadar hamd varsa sözü nereden çıkıyor? Eli istiyalaktan çıkıyorlar. Arapçada lam tarif tabir edilir buna. İngilizcedeki the article'nın karşılığı manasındadır. Belirsiz olan bir kelimeyi belirli hale getirir. Buna marife ve nekre tabir edilir Arapçada. Yani belirsiz olan mesela bir kalem dersiniz, bir kitap dersiniz. Yani bu e-book, e-pencil gibi bir İngilizce'dekinin karşılığı olarak bir kalem, bir kitap manasındadır. Ama başına lam tarif getirirseniz bu artık iki kişi arasındaki bilinen bir kitap, bilinen bir kalem olur. Buna lam tarif tabir edilir adı üstünde. Fakat bu lam tarifin böyle marife kılmanın ötesinde Arapça dil bilgisi itibariyle bir de lamı istirak tabir edilir ki o cinsin bütün efradını içine alan bir mana taşır. Lamı istirak demek yani ne kadar hamt varsa demektir. Yani sadece bilinen bildiğimiz hamt manasındaki lamı tariften kaynaklanan bir detay olmanın ötesinde bu lam yeri gelir, istirak olur. Yani birinin bütün hamdler manasına gelir. Dolayısıyla bu demin ki okuduğumuz yani kimden kime ne kadar hamd varsa dediğimiz o külliyet lamı istiraktan kaynaklanır. Hani dedik ya Kur'an-ı her bir harfinde bile, her bir kelimesinde bile tefsirlerle anlatılarak bitirilemeyecek kadar detaylar vardır, incelikler vardır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Senin benim lafzıma, kelamıma benzemez. Bakınız Kur'an azimüşşanın Arapça olmasının belki hani zaman zaman latife tarzına söylüyoruz. Sanki Rabçadır. Rabbim lisanıdır, Kur'an lisanıdır, Kur'an azimüşşan ve Arapça cennet lisanıdır. Ve Arapça bu mahiyeti itibariyle belki asırlardan bu yana, hilkat insandan bu yana kendisinin Kur'an lisanı olmaya hazırlamış olan bir dildir. İnanılmaz bir nahvi, sarfi derinlik vardır. Yani dil bilgisi kuralları itibariyle birçok lügatte bulunmayan, birçok dilde olmayan detaylar Arapçada vardır. Ve bu kadar müfessirlerin Kur'an azmışlarından bu incelikleri, bu manaları çıkartırken, istihraç ederken Arapçanın bu zenginliğinden bir istifade bu detaylar nazara verilir. Ki bunların her birinde ayrı birer tefsirin yükte bir incelik, bu cihette bir güzellik vardır. Elhamdülillah'taki o lam, basit bir elif lam takısı gibi gözüken o manada bu detay var. Her kimden gelse kaydı, hamd mastar olup faili terk edildiğinden böyle makamda umumiyeti ifade eder. Bakın burada yine bir başka incelik, bir letafet var. Şimdi mastarlar hiçbir şahsa, hiçbir zamana hasredilmeksizin bir olguyu nazara verirler. Övmek deriz değil mi? Şükretmek deriz. Peki kim şükretmek? Kim şükrediyor burada? Dikkat edin şahsa nispeti yoktur mastarın. Peki ne zaman şükretmiş? Bakın o da yoktur. Çünkü mastarların ifade ettiği dil bilgisi kuralları itibariyle manasında ne vardır? Bir şumul vardır. Bir genişlik vardır. Mesela burada Ahmetullah'e demedi. Ben Allah'a hamd ederim. Kefiran çokça böyle söylemedi bakın. Çokça Allah'a hamd ederim veya biz Allah'a çokça hamd ederiz demedi Kur'an-ı Kerim. Bunu neyle anlattı? Mastarla anlattı, isimle anlattı. İsim cümlelerinde kardeşler fiil cümlelerine nazaran bir süreklilik vardır. Mesela siz dersiniz ki bu telefondur, bu bugün de telefondu, dün de telefondu, yarın da telefon olacak bu. İşte kalemdir dediğimizde, yine zaman nispeti olmaksızın manasında bir süreklilik vardır. Kur'an-ı yeri gelir, bazı cümleleri isim cümlesiyle anlatır, bazı manaları fiil cümlesiyle ifade eder. Burada hamdin isim cümlesiyle ifade edilmesi hiçbir sınır tanımaksızın bütün zamanlarda minel ezeli ilel ebedi her kimden kime kaydı bu gibi e, huduttaki sınırsızlık bunun nereden ne olmasından kaynaklanıyor? Mastar olmasına, mastar olarak mastarlarda ne yoktur? Fail yoktur. Der miyiz biz mesela şunu kim işledi mastardan anlaşılır mı? Hamd etmek, yapmak, etmek, kılmak, yazmak dediğinizde fail var mıdır? Failin terki bütün faillere teşmilini netice verir. Böyle makamda umiyeti ifade eder. Hem mef'ulün terkinde, siz burada bir de neyi terk ettiniz? Kime hamdin yapıldığını söylemediğiniz cümle itibariyle. Bu mef'ulün terkinde yine makam-ı külliyet ve umumiyeti ifade ettiği için bu sefer kime yönelik olduğunun söylenilmemesi de mana itibariyle bu külliyeti ve umumiyeti içinde taşıdığından her kime karşı olsa kaydını ifade ediyor. <laughs> Ezelden ebede kadar kaydı ise fiili cümlesinden ismi cümlesine intikal kaidesi sebat ve devama delalet ettiği için o mana ifade ediyor. Demek ki ifade ettiğimiz gibi İsim cümlelerinde süreklilik vardır. Bakın Yusuf Aleyhisselam'la Züleyha Validemizin kısasını anlatırken Kur'an-ı kapının önünde Züleyha Validemizin efendisiyle karşılaştılar. Yusuf Aleyhisselam dışarı çıkarken kapının önünde bir anda Lebelbap kapının önünde Züleyha Validemizin efendisiyle karşılaştılar. Orada efendisiyle bir anda karşısına bek görünce beklemiyordu tabii. Ve dedi ki senin hanımına kötülük etmek isteyen bir kişiye senin cezan ne olacak diye hemen kadınca bir tedbir aldı Züleyha. Ve dedi ki onu fiil cümlesiyle anlatarak e, le yus tabirini kullandı. Yani bir müddet hapse atılması. Şimdi bu konuda müfessirler bunu da anlatırken diyorlar ki Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselam'la ilgili hapse atılma eylemini fiil cümlesiyle anlatması onun sürekli olarak hapiste kalmasını istemediği için fiil cümlesiyle anlattı. Çünkü fiil cümlelerinde ne vardır? Bir zaman kaydı vardır. Ama mesela Firavun aynı şekilde yine Kur'an-ı Kerim'den bir başka ayet-i kerime Musa Aleyhisselam'ı tehdit ederken dedi ki seni mescuninden kılarım. Mescunin demek ne demek? Mescun yani mahkum demek. Hapse girmiş kişi demek. Ama bunu neyle anlattı? Seni mescunin yaparım dediğinde seni mahkum yaparım, seni mescun yaparım derken isimle bunu anlattı. Yani buradaki nükteyi anlatırken müfessirler diyorlar ki yani hiç çıkartmaksızın seni hapse mahkum ederim. Yani bir nevi e, müebbet hapisle tehdit etti kendisini. İsim cümlelerindeki bu süreklilik. Şimdi bir düşünün Kur'an-ı bir taraftan leyyes cününne tabiri fiil anlatması öbür taraftan mescunin diye isim cümlesiyle anlatmasındaki İncelik ve farka bakınız. Çünkü isim cümlelerinde süreklilik vardır. Fiil cümlelerinde ise her fiille bir hudus, bir sonradan olma meydana geldiği için fiili cümlelerde mahdut bir zaman bilimi vardır. Demek ki şimdi elhamdülillah kelimesine bakıldığında bu bir isim cümlesidir. Demin mastarda failin terki gibi aynı zamanda bu bir isim cümlesi olması itibariyle de ezelden ebede kadar kaydını bu isim cümlesi olmasındaki incelikte görüyoruz. Has ve müstahak manasını niye peki sadece Allah'a mahsustur? Lillahi'deki Allah lafzındaki bu önündeki lahu cel ifade ediyor. Li Arapçada için demek. Yani elhamdü kime aittir? Hamd lillahi sadece Allah'a aittir. Çünkü o lam ihtisas ve istihkak içindir basit bir cümle gördüğümüz elhamdülillah kelimesindeki şu inceliklere ve detaylara bakın. Zatı vacbül vücut kaydı ise vücubu vücut yani varlığının zorunlu olması uluhiyetin lazım-ı zarurisi ve zat-ı zucelale karşı bir ünvan mülaza bir ünvan mülaza olduğundan lafzullah sair esma ve sıfata camiiyeti ve ism-i azam olduğu itibariyle delaleti iltizamiye ile delalet ettiği gibi vacbül vücut ünvanına dahi o delaleti iltizamiye ile delalet eder. Şimdi Allah lafzı celali kardeşler ism-i azamdır. Mesela biz Allah lafzı celalinde bütün esma ilahiyenin içinde bulunduğunu kabul ederiz. Allah dediğimiz zaman Halik de demiş oluruz, Razık da demiş oluruz, Kahhar demiş oluruz, Kadir demiş oluruz. Ama Kadir dendiği zaman Allah lafzını dolaylı olarak söylemiş oluruz. İçine barındırması itibariyle söylenmiş olmaz. Şimdi burada neyi tercih edildi? Dikkat edin. Allah lafzı tercih edildi. Elhamdü kime mahsustur? Hamd lillahi. Allah'a mahsustur. Dolayısıyla bu Allah lafzı celalinde kim ilah olabilir dendiğinde varlığı senin benim gibi sonradan olan kişiler ilah olamazlar. Varlığı vacip olan, zorunlu olan bir zat ancak ilah olabilir manasıyla vacibül vücut manası bunun zorunlu neticesi olarak bu lillahinin tercih edilmiş olmasından dolayı delaleti iltizamiye ile onu gerekli kılarak anlaşılmış olur. İşte elhamdülillah cümlesinin en kısa ve ulemayı arabiyece müttefekun aleyh bir mana izahirisi şöyle olursa bütün müfessirlerin ve Arapça ilminde mütahsis olan kişilerin hepsinin ittifakla bu mana üzerindeki e, ittifakları bir düşünün tek bir kelimede bile böyle olursa başka bir lisana o icaz ve kuvvetle nasıl tercüme edilebilir? Yani nasıl tercüme edeceğiz de biz şimdi bir elhamdülillah kelimesinde şu kadar incelikler var. Hangi kelimeyi hangi lügata çevireceğiz ki biz bunu? Hangi dile çevireceğiz ki alalım Kur'an azımşanın yerine biz bu tercümeyi ikame edebilelim. İcaz dediği çok kısa bir anlatımla çok uzun manaları anlatmak demektir. Yani veciz söz söylemek demektir. Ayın ne olursa icaz Karşıdakini aciz bırakan bir üslup, bir beyan demektir. Kur'an-ı Azimuşşan hem mucizdir, karşıdaki insanları aciz bırakır, hem mucizdir yani veciz söz söyler. Çok kısa bir kelam ile çok uzun manaları anlatır. Bakın elhamdülillah iki tane kelime değil mi zahiren baksanız? Burada yarım saatte, yarım sayfada bunu anlatıyoruz ama bütün tefsirlere bakın. Mesela bir Fahri Razi'ye bakın bir elmalıya bakın, bir süğütye bakın. Bu elhamdülillahın üzerine geniş geniş bu lam-ı istiraktan, ismi mastardan, isim cümlesi olmaktan, tahsisten, failin terkinden, mef'ulün terkinden geniş geniş bu nüktelerin izah edildiğine şahit oluyoruz. Şimdi biz bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde diyoruz ki hamd Allah'a mahsustur. Bu kadar çevirebiliyoruz. Peki bu dediğimiz incelikten nerede kaldı? Yani kimden kime olursa ezelden ebede kadar ol vacibil vücuda. Bakın bunları bizim söyleyebilmemiz hele bir de Hamd'ı biz iyice Türkçeleştirerek söylemiş olsak mesela Hamd'in karşılığında övgü desek bir manası Hamd'in övmek demektir. Peki Hamd'in bir taraftan da nimetlere karşı şükür manası var. Eksik kalacak. Mesela bunu tam Türkçe'ye çevirsek biz diyeceğiz ki her türlü övgü Allah'a aittir. Böyle söyleyeceğiz. Ona hastır. Peki hamdin şükür manasıyla söylesek bu sefer övgü manası noksan kalacak. Halbuki hamd ile ilgili öyle detaylar var ki mesela hamd ile şükür arasında da fark var. Hamd sizin üstünüze olsun veya olmasın bütün nimetlere karşı yapılır. Ama şükür sizin sadece sizin üstünüzde olan nimetlere karşı şükredersiniz. Bir başka tanıdığınızın, sevdiğinizin, bildiğinizin üstündeki nimete karşı şükür denmez ona. Şükür bizim üstümüzdeki nimete denir. Hamd önce olsun sonra olsun mukadder olan bütün nimetlere karşı yapılır. Ama şükür bizim üzerimizde vaki olan, vuku bulmuş olan bir nimete karşı yapılır. Şimdi şu incelikler, şu detaylar hangi dilde var ki biz alalım Kur'an-ı bir tercümesini yapalım ve Kur'an'ın yerine ikame edelim. Yani ne kadar tercümenin Kur'an-ı yerine tahsis edilemeyeceğini tek bir kelime bakın iki kelime elhamdülillahi kelimesi bunun imkansız olduğunu bize göstermiş oluyor. Tekrar okuyayım şunu. İşte elhamdülillah cümlesinin en kısa ve ulemay arabiyece mütefekun aleyh hepsinin üzerinde ittifak ettiği bir manayı zahirisi şöyle olursa elhamdülillahın zahiri manası böyle olursa başka bir lisana o icaz bu kadar kısa anlatımla bu kadar çok mana ve kuvvetle nasıl tercüme edilebilir? Hem elsineyi alem içinde lisanı nahvi arabiden başka bir tek lisan var. O da hiçbir vakit Arap lisanının camiiyetine yetişemez. Bir de biz cennet lisanı olarak kabul ettiğimiz bir de Farsça vardır. Bununla ilgili bazı rivayetler vardır. Hem Arapça hem Farsça cennet lisanıdır hadis-i şeriflerden anlaşılan mana itibariyle. Ama yeryüzündeki bu kadar çeşit çeşit lisanlar var değil mi? İngilizcesinden Fransızcasına, Almancasından İtalyancasına, İspanyol, Çincesine, Uygurca bir sürü lisan var. Bizim Türkçemiz de sonuçta bu lisanlardan bir tanesidir. Ama bunların hiçbirisi Arapça gibi bu gibi detayları içine barındırabilecek bir kimliğe sahip değildir. Arapça çekim esaslı bir dildir. Ama tekrar söylüyorum, Arapça belki ta cennetten bu yana kendini Kur'an'ın lisanı olmaya hazırlamış olan bir dildir. Rabçadır. Rabbin dilidir, Rabbin lisanıdır. Dolayısıyla bizim diğer lisanların bu lisanın taşımış olduğu inceliklere ve derinliklere yetişmesi mümkün değildir. Fenitekim uygulamada da bunu bu tarzda olmadığını gözümüze görüyoruz. Allah kendisine acı şifalar isansın. Kadir Mısıroğlu bugünlerde e, rahatsızmış. Onun bir sözünü biliyorum bir sohbetinde söylemişti. Dedi ki birisi şu lisanla bizim mevcut önümüzdeki dille bir vasiyet yazsa vasiyetinden sonra neyi kastettiği bile tartışılabilir. Ama bakın Arapçada aynı mananın detaylarına yönelik belki 20'ye yakın bir daha farklı eş anlamlı bir gözüken bizim Türkçe'de belki tek bir açıklamayla anlattığımız kelimenin karşılığında birbirinden farklı detaylarda nüanslarda birçok kelimenin bulunması o dilin zenginliğidir. Bu tabi sadece Arapların kendi milli özelliklerinden kaynaklanan bir cihet olmanın ötesinde belki Kur'an-ı Zümüşşan'ın İslam dininin, İslam fıkhının temel referanslarından birini teşkil eden lisan itibariyle yıllardan beri, asırlardan beri hazırlanmış olmasından geliyor. Acaba o cami ve icaz darane olan mucize karane yani karşıdaki insanları çaresiz, aciz bırakacak detaylarla böyle bir şey mahiyet kazanmış olan lisan-ı nahvi ile yani bu çekim esaslı nahiv dediğimiz çok acayip detaylı, teferruatlı dil kurallarına sahip bir dil ile mucize karane bir surette her ciheti birden bilir, irade eder, bir ilmi muhit içinde zuhur eden kelimat-ı Kur'aniye, bir de Allah'ın kelamı olarak, Allah'ın lisanıyla anlatılan bu Kur'an'ın kelimeleri, ifadeleri, sair elsine iyi terkibiye ve tasrifiye vasıtasıyla zihni cüz'i, şuuru kısa, fikri müşevveş, kalbi karanlıklı bazı insanların kelimat tercümesi nasıl o mukaddes kelimat yerini tutabilir? Birisi Allah'ın kelamı. Bir düşünün ki onun manalarını tüketmek bir beşer için mümkün değildir. Hitab-ı ilahinin o derinliğini Asırlardan beri binlerce cilt kitaplarda, tefsirlerde anlatılmış olmasına rağmen her asrın Kur'an'dan hissesini hala terü taze alıyor olmasındaki o incelik, o letafeti şimdi nasıl olacak zihne cüzi baktığımız zaman bahtut bir bakış açımız var. Çünkü sonuçta bizim kapasitemiz ne kadar yüksek olursa olsun biz bir mahlukuz ve sınırlı bir bakış açımız var. Şuuru kısa fikri müşevveş kafamızda envai çeşit fikirler var. Kalbi karanlıklı bazı insanların kelime kelime tercüme yaparak Kur'an'ın yerine ikam edecekleri bir tercümeyi nasıl o mukaddes kelamın yerini tutmuş olabilir? Hatta diyebilirim ki ve belki ispat edebilirim ki her bir harfi Kur'an bırakın böyle kelimeleri, cümleleri tek bir harfi Kur'an bile bir hakaik hazinesi hükmüne geçer. Ki bundan sonraki nüktede tek bir harfin nasıl bir detay taşıcı, taşıdığına dair bir detay okuyacağız şimdi. Bazen bir tek harf bir sayfa kadar hakikatleri ders verir. Kur'an-ı Azimuşşan'ın içinde bulunan tek bir harf bazen öyle bir makamda öyle bir mevkide olur ki birçok sayfede o tek bir harfin ifade ettiği nükteler, detaylar anlatılır. Altıncı nükte, bu manayı tenvir için, o tek bir harfin ifade ettiği detayı biraz daha aydınlatmak için kendi başımdan geçmiş, nurlu bir hali ve hakikatli bir hayali söylüyorum. Şöyle ki, bir vakit, Esnaf-ı Zübillah, Kenabudu ve iyâ Kenestain'deki nûn-u mütekellimi mal gayrı düşündüm. Nun mütekellim-i mail gayr dedi. Nabüdü diyoruz ya. Nabüdü demek kulluk ediyoruz demek. Nabüdü'deki nun bizim birinci çoğul şahıs eki. Mesela biz Türkçede bunu iz ile anlatırız. Yaparız. Mesela yapar kelimesi. Yaparım, yaparsın, yapar. Yaparım, yaparsınız, yaparlar. Şimdi yaparız dediğimiz zaman ki o ız eki Arapçada tek bir nunla anlatılır. Nunun da nesi vardır? Dikkat edin tek bir tane noktası vardır. Üstteki bir nokta nundur. Buna nunu mütekellimi mal gayr tabir edilir Arapçada. Yani birinci çoğu şahıs kipinin karşılığıdır. Bunu düşünün diyor üstadımız. İyya kenabudu. Ya Rabbi biz ancak sana kulluk ederiz. Ve iyya kenesta'in. Ancak senden yardım isteriz. Yani orada şu söylenebilirdi değil mi? Denebilirdi ki Ya Rabbi iyake abudu, Ya Rabbi sana ancak kulluk ederim ve iyake esteğin, ancak senden yardım isterim. Bunu böyle diyebilirdi Kur'an-ı Kerim bize böyle söylememizi tavsiye ediyor olabilirdi. Ama dedi ki iyake nabudu, nabudu de ne yaptı? Birinci tekil şahsından birinci çoğul şansa intikal etti. Yani yaparım değil yaparız dedi. Ve mütekellim vahde vahde sigasından, yani birinci tekil şahıs kipinden nabüdü sigasına intikalin sebebini kalbim aradı. Düşündüm diyor üstadınız. Elhamdülillahi Rabbil alemin okuyorum. İyyâke budu ve iyyâke nesta'in. Allah Allah. Neden Kur'an-ı burada çoğul şahıs kipini kullandı? Yani elife bedel nun harfini kullandı. Birden namazdaki cemaatin fazileti ve sırrı o nundan inkişaf etti. Namazda biz biraz önce kıldığımız akşam namazını ne yaptık? Cemaatle kıldık. Nabüdü beraber ibadet ettik. Allah'a kulluk ediyoruz derken o cemaatin fazileti ve cemaatin sırrı diyor bana inkişaf etti. Gördüm ki namaz kıldığım o Beyazıt Camisi'ndeki cemaatle iştirakimi ve her bir benim bir nevi şefaatçi hükmüne geçen ve kıraatımda ısrar ettiğim hükümlere ve davalara birer şahit ve birer müeyyit gördüm. Beyazıt Camisi'nde cemaatle beraber namaz kıldığımızda safta benimle beraber Allah'ın önünde el pençe duran, duran bütün Müslümanların benim gibi İyyâke nâbudu dediğinde aynı Rabbe ibadet ediyoruz. Ve aynı Rab'den istihane ediyoruz. Ondan yardım istiyoruz. Ne gördüm? Birer şahit benim dediklerimi ve aynı zamanda benim dediğimi teyit eden birer müeyyit olarak onları gördüm. Nakıs ubudiyetimi o cemaatin büyük ve kesretli ibadatı içinde dergah-ı ilahiye takdime cesaret geldi sanki bizim yaptığımız ibadet biraz tapanlı gibi, kusurlu gibi ama hep beraber Allah'ın huzuruna takdim ediyoruz. O kendi kusurlu ibadetimi o makbul cemaatin hep birlikte takdim ettikleri o cemaatin toplu namazı içinde, cemaat içinde benikin de arasında huzur ilahiye takdim etmeye cesaretim geldi. Birden bir perde daha inkişaf etti. Beyazıt Camisi'ndeydik. Hep beraber namaz kıldık. O cemaatin faziletini bir düşünün. O manayı tefekkür ettikten sonra diyor ki üstadımız bir perde daha inkişaf etti. Yani İstanbul'un bütün mescitleri sadece Beyazıt Camisi değil. O aynı, aynı anda Sultanahmet'teki müminler de aynı ibadeti yapmadılar mı? Fatih Camisi'ndeki, Süleymaniye'deki, Vezneciler'deki bunların hepsi de Valide Sultan'daki veya ismini zikredemediğimiz binlerce İstanbul'daki camilerin her birindeki müminlerin onların arasındaki mescitler arasında ittisal peydah etti. Sanki aradan duvarlar kalktı. Ya sadece Beyazıt Camisi değil, hep beraber biz ne dedik? İyyake nabudu dedik. Ya Rabbi biz sana ibadet ediyoruz dedik. Ancak sana. Ve hepimiz sadece o camideki 300-500 kişi değil, Şimdi Çamlıca Camisi'ndeki 60 bin kişi değil, hepimiz hep birlikte belki İstanbul çapında şu kadar milyon cemaat hep birlikte ne dedi? İyâke nâbudu dedi. Ya Rabbi biz sana kulluk ediyoruz. O şehir o Beyazıt Camisi hükmüne geçti. Birden onların dualarına ve tasdiklerine manen bir nevi mazhariyet hissettim. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın rahmeti cemaat üzerinedir. İslamiyet'te cemaatle namazın bu kadar teşvik edilmesinin sebebi budur. Onların işlerinden birisinin namazı kabul olsa, hep beraber ne dedik çünkü? Ya Rabbi biz sana ibadet ediyoruz dedik. Allah o duası makbul olan, ağızları dualı olan, o salih insanların hürmetine bizim de ibadetimizi ne atar? Kabul eder rahmet-i ilahiyeden, ümit ederiz. Onun için manen bir nevi masariyet hissettim. Onda dahi bir perde daha inkişaf etti de üstadımız. Ruyu Zemin Mescidinde. Yani sadece İstanbul'da değil ki bütün yeryüzünde de Allah'a ibadet eden bu kadar Müslüman var. Bütün yeryüzü Ardullah Hivasiya olanca genişliğiyle bir mescit mesabesindedir ruh Zemin Mescidinde Kabe-i Mükerreme etrafında dairevi saflar içinde kendimi gördüm. Sanki bu sefer merkezde Mekketül Mübareke ve Kabe-i Muazzama var. Hepimiz onun etrafında saf saf bir araya gelmişiz. Zamanları belki farklı ama, hep beraber aynı Rabbe ibadet ediyoruz. Aynı namazı kılıyoruz. Aynı Kur'an'ı okuyoruz. Aynı duaya ediyoruz bu kadar geniş bir safta bir cemaate kendimi gördüm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedim. Fatiha'yı okurken bir de böyle okumak var Fatiha'yı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken o arkamızda, sağımızda, solumuzda, önümüzde o kadar kalabalık bir cemaatin hep beraber Allah'ın huzurunda kemer besteyi, ubudiyet olduklarını tasavvur etmek var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedim. Benim bu kadar şefaatçilerim var. Onlarla beraber ben bu ibadeti yapıyorum. Benim namazda söylediğim her bir sözü aynen söylüyorlar. Onlar da benim gibi söylüyorlar. Milyarlarca Müslüman aynı kelamı ediyor. Tasdik ediyorlar. Madem hayalen bu perde açıldı, Kabe-i Mükerreme mihrab hükmüne geçti. Sanki biz hepimiz onun arkasında namaz kılıyoruz. Ben bu fırsattan istifade ederek o safları işhad edip şahit göstererek tehiyatta getirdiğim Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah olan imanın tercümanını ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed onun hem Resulü hem kuludur manasındaki o kelime-i şehadet düşünün. Namazda Miraç bahsinde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Miraç'ta Allah'ın huzuruna gittiğinde bütün mevcudatın ibadetlerini Allah'a takdim ettiğinde o manzarayı seyreden Cebrail aleyhisselam ne yaptı? Kelime-i şehadeti getiren odur. Ben şahitlik ederim ki dedi. Allah'tan başka ilah yoktur ve Hazreti Muhammed de onun kulu ve Resulüdür dedi Cebrail Aleyhisselam ben de onun dediği gibi imanın tercümanını mübarik Hacer Resulü'ne tevdi edip emanet bırakıyorum derken birden bir vaziyet daha açıldı hep nereden açılıyor bu nükteler? Hep tek bir noktadan Nun'dan Nabüdü'nün Nun'undaki o tek bir noktadan bir vaziyet daha açıldı Gördüm ki dahil olduğum cemaat, bakın Beyazıt Camisi dedik, İstanbul camileri dedik, bütün ruhu zemin camileri dedik. Bu sefer Kabe'yi merkeze aldık. Az, azim bir cemaat, büyük bir cemaat içinde. Bu sefer bir de dedik ki bir perde daha açıldı. Dahil olduğum cemaat üç daireye ayrıldı. Birinci daire Ruh üzerinde müminler ve muvahhidindeki cemaati uzma. Bütün insanlar, mümin olan insanların o bir önceki nüktede zikrettiğimiz o büyük muhteşem cemaat. İkinci daire baktım, umum mevcudat bir salat-ı kübrada, büyük bir namazda, bir tesbihat-ı uzmada, ayet-i kerime bize öyle söylemiyor mu? Yüسبihulillahi ma fissemawati vel ard. Yerde ve gökte ne varsa Allah'ı tesbih eder. Ve immin şeyin illa yusabbihu bihamdi. Yeryüzündeki hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin, tahmid etmesin. Şimdi biz kainata baktığımız zaman bu mevcudatı kendi başlarına böyle bir yığınlar olarak, kalabalıklar olarak görmeyeceğiz. Onların her biri kendi lisanı mahsuslarıyla ne yapıyorlar? Allah'ı tesbih ediyorlar, kendi ibadetlerini yapıyorlar. Ve onlar da bir nevi namazlarını kılıyorlar. Kendince ibadet yapıyorlar. Kastettiğim mana burada bu. Umum mevcudat, sadece insanlar değil. Bir salat-ı kübrada, çok büyük bir namazda, bakın onlarla da beraber biz aynı Rabbe ibadet ediyoruz. Aynı secdeyi yapıyoruz, aynı kulluğu icra ediyoruz bir tesbihat uzmada çok yüce, çok derinlikli bir tesbihatta her taife kendine mahsus salavat ve tesbihat ile meşgul bir cemaat içindeyim. Bu sefer daha farklı bir cemaat. Bu cemaatin mensupları bizim gibi Ahmetler, Mehmetler, Hasanlar, Hüseyinler değil. Bu sefer bütün bütün mevcudat, belki bütün hayvanlar, bütün bitkiler, Hatta bütün nebatat, bütün hayvanatın yanında bütün camilat, bütün madenler. Bakın ayet-i kerime ve yusebbihur ra'du bihamdihi diyor. Gökyüzündeki o melek Allah tesbih eder. Allah'a hamd eder. Allah'ın rahmetini müşteler, yazmak ister, yazmak insanlara. Ve melek-i rahat tabir ediliyor o gökyüzündeki o gürleme gör, duyduğumuz gök gürültüsü dediğimiz şey melek-i radın bir tesbihatıdır. Bu nazarla baktım diyor Üstadımız. Vezayifi eşya tabir edilen hıdemat-ı meşhude biz ne görüyorsak kainatta ne varsa mesela bıçak keser diyoruz, ateş yakar diyoruz. Her şeyin kendine mahsus, her elementin kendine has bir özelliği var. Bu ne varsa, kainatın neresinde ne varsa onların ubudiyetlerinin imanlarıdır. Onların bir nevinesidir bu. İbadetidir. Bakın bugün kimyada, fizikte bizim okuduğumuz her bir kanun bu hidematın teferruatını bizim önümüze koyuyor. Yeryüzündeki tahsil ettiğimiz her ilim haddi zatında o mevcudatın kendine has ibadetleri mesabesindedir. O halde Allahu Ekber deyip hayretle başımı eğdim. Nefsime baktım. O Büyük cemaatin azameti karşısında Allah'ı tekbir ettim ve başımı önüme idim, nefsime baktım. Üçüncü bir daire içinde, bu sefer daha farklı bir daire, hayretengiz, zahiren ve keyfiyeten küçük, baksak çok büyük değil, hakikaten ve vazifeten ve kemiyeten büyük bir küçük alemi gördüm ki, yani makro alemden mikro aleme dönen bir nazar, bir bakış, zerrat-ı vücudiyyenden ta havas zahiri yeme kadar taife taife, vazife-i ubudiyetle ve ile meşgul bir cemaat gördüm. Bu sefer bambaşka, başka bir alem. Kendi vücudumuzda milyonlarca, belki elementler itibariyle bakacak olsak, trilyonlarca farklı farklı bireylerin bir araya geldiği bir başka cemaat daha var. Bu dairede kalbimdeki latife-i Rabbaniyem ke nabudu ve İyyâke o cemaat namına diyor. Bu sefer vücudumuzdaki o bütün zerrelere bir nevi imam gibi Latife-i Rabbaniyem bu sefer dedi ki Ya Rabbi ben beni terkip eden, beni teşkil eden bütün zerrelerimle beraber onların namına ne diyorum? İyya kenabüdü sana kulluk ediyoruz. Sadece bir tekten değil. Benim enem itibariyle ifade ettiğim kendi şahsiyetim değil. Belki gözümdeki, kulağımdaki, böbreğimdeki, ciğerimdeki, saçımın ucundaki o zerrelere varana kadar bütün onlarla beraber ben ayrı bir cemaatim. Orada da yine o makro alemde o azametli büyüklük içinde bu sefer baktığımızda bizim kendi küçük dünyamızda büyük ama zahiren bakıldığında küçük ab ayrı bir alem daha gördüm. Zerrat-ı vücudu yemden benim vücudumu teşkil eden o tek tek bütün zerrelerden mürekkep ta nereye kadar? Duygularıma varana kadar. Ne kadar duygularımız var bakın bizim kendi iç dünyamızda. Sevgilerimiz, korkularımız, hasretlerimiz, endişelerimiz neler neler var ne kadar detaylarıyla. Bütün bunlarla beraber taife taife vazifeyi i ubudiyetle bunların her biri de ne yapıyor? Kendi vazifelerini yapıyor. Düşünün anne karnında atmaya başlayan bir kalp son nefesini verene kadar bir insanın mütemadiyen kendi vazifesini yapıyor. Hiç durmadan, hiç bitmeden bir böbreğin sürekli o fonksiyonlarını icra ederken haddi zatında yine kendi ubudiyetini icra ediyor. Hatta bir kemik olanca sağlamlığıyla kendini muhafaza edip o vücudu dimdik ayakta tutarken kas sistemi, sinir sistemi, bütün bu bahsettiğimiz fizyolojik yapı olanca haşmetiyle bir nevi kendi kulluğunu icra ediyor. Bir ibadetle, vazife ubudiyetle ve şükraniyeyle meşgul bir cemaat gördüm. Bu dairede kalbimdeki latife-i Rabbaniyem, kena budu ve iyâke nesta'in. Ya Rabbi biz sana kulluk ediyoruz. Ve ancak senden yardım istiyoruz. O cemaat namına diyor. Nasıl? Evvelki iki cemaatte de lisanın o iki cemaat uzmayı niyet ederek demişti. Böyle demişti. Biz bütün müminlerle beraber teşkil ettiğimiz o büyük cemaatin içinde, bütün mevcudatla teşkil ettiğimiz o ikinci büyük cemaatin içinde kendi zerratı vücudiyemizle beraber teşkil ettiğimiz bu üçüncü daire içinde ne diyoruz? İyâke nâbudu diyoruz. Ya biz sana kulluk ediyoruz diyoruz. ve senden yardım istiyoruz. Şimdi şu kadar geniş manayı bu tek bir cümleye katan nedir? O nûnun Tek bir noktadır. O nâbüdünün gelmesi bu cemaatin bu kadar geniş çapta, geniş perspektifte Beyazıt Camisi ile başlayan, bütün İstanbul camilerini içine alan, yeryüzündeki bütün camileri içine alan o cemaatin manasını daha farklı boyutta mevcudat adedince cemaatlere çeviren, belki içinde bütün melakelerle beraber İyya Kenabudu dediğimiz o manayı daha bu sefer küçük boyutta kendi dünyamızda bütün zerrat vücudiyemizle beraber de biz yine ne diyoruz? Ya Rabbi biz sana kulluk ediyoruz ve ancak senden yardım istiyoruz. Elhasıl Nabüdü Nun'u şu üç cemaate işaret ediyor. Tek bir Nun, tek bir nokta. İşte bu haletteyken birden Kur'an-ı Hakim'in tercümanı ve mübelliği olan Kur'an-ı Zümşan'ı bize en iyi tercüme eden Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve bize Kur'an-ı Zümşan'ı tebliğ eden de odur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine-i Münevvere denilen manevi minberinde şahsiyet maneviyesi haşmetiyle temessül ederek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ya eyyühenna budu rabbeküm Ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz. Ya eyyühenna su'budu rabbeküm kitabını manen herkes gibi ben de işitip, o üç cemaatte herkes gibi iyya Kenabudu ile mukabele ediyor, tahayyül ettim. O bizi ibadete davet ediyor diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz. Ne diyoruz hep beraber? İyya Kenabudu. Ancak Ya Rabbi sana ibadet ediyoruz. Böyle mukabele ediyor, tahayyül ettim. İfâ sebete şey'ü sebete bilevazimihi kaidesince bir şey sabit olursa bütün levazım atıyla beraber sabit olur. Yani ben geldim dersen benim kolum da geldi, bacağım da geldi, gözüm kaşım da geldi demektir. Kaydesince şöyle bir hakikat fikre göründü ki madem bütün alemlerin Rabbi insanları muhatap ittihaz edip umum mevcudatla konuşuyor madem Allah bizi muhatap kabul etti bütün mevcudatla konuşuyor çünkü öyle demiyor mu bize Cenab-ı Hak bakın Ey insanlar Allah'a ibadet ediniz, Rabbinize ibadet ediniz. Kur'an azmüşen ne yapıyor? Bizi muhatap kabul ediyor. Madem muhatap edip muhatap kabul edip umum mevcudatla konuşur ve şu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam <laughs> o hitab-ı izzeti nev-i beşere belki umum zi ruha bütün ruh sahiplerine ve zi şuura şuur sahiplerine tebliğ ediyor. İşte bütün mazi ve müstakbel zamanın hazır hükmüne geçti. Demek ki ne olmayacak o zaman? Geçmiş zaman, gelecek zaman itibariyle bakmadan bir önceki zamanlar ta ne zamansa Adem Aleyhisselam'ın ta hılkatın evveli belki son insana varana kadar değil mi ki bu Allah'ın kelamıdır? Cenab-ı Hakk'ın kelamı zamanla mukayyet değildir. Bütün asırları içine alır. Bütün geçmiş zaman ve gelecek zaman şimdiki zaman hükmüne geçti. Bütün nevi bir mecliste safları muhtelif bir cemaat şeklinde olarak o hitap o suretle onlara ediliyor. Ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz hitabının muhatabı bakın zaman kavramı olmaksızın bakarak çok daha geniş bir perspektifle bakabiliriz. O vakit her bir ayatı Kur'an'ı gayet haşmetli ve vüsatli bir makamdan gayet kesretli ve muhtelif ve ehemmiyetli muhatabından nihayetsiz azamet ve celal sahibi mütekellim ezeliden ve makam mahbubiyeti uzman sahibi tercümanı alişanından aldığı bir kuvvet-i ulviyet cezalet ve belagat içinde parlak hem pek parlak bir nuru icaz içinde gördüm. Kim bu cemaatin mensupları bakıldığında bakın bu kadar peygamberler geçti. Rabbim ahirette hepsinin şefaatine bizleri masal eylesin. Ahirette, cennette onlarla bizi komşu eylesin inşallah. Bu kadar milyonlarca Allah dostu insan geçti. Bu kadar muhakkikini evliyadan, bu kadar alim, ulema, müştehitlerden, imamlardan her biri hakikaten bu nevi beşerin Yıldızlı hükmünde olan insanlar. Böyle bir cemaat var. Bir Ashab-ı Uhud'u düşünün. Ama bir de Ashab-ı Uhud'u düşünün. Bir Ashab-ı Kehf'i düşünün. Bakın bundan önceki peygamberler zamanında da ne sıra dışı insanlar vardı. Bunların hepsiyle beraber teşkil edilen bir cemaat. Vüs'atli bir makam. Gayet kesiretli ve muhtelif ve ehemmiyetli muhatapların içinde bulunduğu bir cemaat. Kime karşı bunu yapıyorlar? Nihayetsiz azamet ve celal sahibi olan mütekellim ve ezeliye karşı bir kulluk icra ederek diyorlar ki Ya Rabbi biz sana ibadet ederiz. Peki kimin riyasetinde bunu söylüyorlar? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın makamı mahbubiyet uzma Habibim dedi Allahu Teala ona Allah'ın sevgilisi olmuş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Tercümanı Alişan'dan aldığı bir ulviyet ile cezalet ve belagat içinde parlak hem pek parlak bir nur icazı içinde gördüm. O nunun içinde gördüm. Tek bir noktanın içinde bu kadar parlak bir icaz gördüm. Veciz, kısa ama bu kadar derinlikler, manalar içinde taşıyan bir nükte gördüm. O vakit değil umum Kur'an, değil hepsi ya bir sure sure veyahut bir ayet belki her bir kelimesi birer mucize hükmüne geçti Kur'an-ı Ya tek bir noktasında bu kadar geniş manalar olursa Kur'an'ın tek bir cümlesi nasıl olur? Tek bir suresi nasıl olur? Umum Kur'an nasıl olur? Bir tasavvur edin. Elhamdülillahi ala nuril iman bel Kur'an dedim. O hakikat, aynı hakikat olan hayalden nabudu nununa girdiğim gibi çıktım. Bu manalara nereden girdik? Hep nabudunun nunundan girdik. Oraya girdiğim gibi çıktım ve anladım ki Kur'an'ın değil ayetleri, kelimeleri belki nunu nabudu gibi bazı hurufları dahi, harfleri bile Mühim hakikatlerin nurlu anahtarlarıdır. Bu deminden beri okuduğumuz bu detay manaların her biri ki daha birçok hakikatin zikredilebilecek bu incelikler hep o tek bir nunun noktasından kaynaklanıyor. O hakikatlerin nurlu anahtarı mesabesindedir. Kalp ve hayal o nunnun abdüden çıktıktan sonra akıl karşılarına çıktı dedi. Ben de hissemi isterim. Sizin gibi uçamam. Aklın ölçüsü kalbin ölçüsünden daha farklıdır. Ayaklarım delildir, hüccettir. Aynı nabüdü ve nesta'indeki mabut ve müstean olan Halika giden yolu göstermek lazımdır ki sizinle gelelim. O vakit kalbe karşı şöyle geldi ki. Yani bu sefer karşısına dikilen akıl. Akıl sene ne ister insandan? Delil ister, burhan ister. De o mütehayyir akla. Kalp bu sefer şöyle geliyor kalbe. Söyle o hayrette kalmış, tereddüte kalmış akla söyle. Bak kainattaki bütün mevcudata zihayat olsun, camit olsun, canlı olsun, <laughs> camit olsun kemali itaat ve intizam ile vazife suretinde ubudiyetleri var. İşte bundan önceki derslerde çok sık sık değindiğimiz şu semavattaki denge değil mi? Müthiş bir şey. En büyük cisimlerden en küçük cisimlere kadar, varana kadar inanılmaz bir intizam var. Bir kısmı şuursuz, hissiz oldukları halde zahiri manada bakıldığında gayet şuur karane İntizam perverane ve ubudiyet karane vazife görüyorlar. Bakın ezan vakti yaklaştı. Müezzin Efendi şimdi salayı veriyor. Neden? Dünyanın dönüşünde inanılmaz bir intizam var. Saat kaçta güneş doğacak bellidir. Kaçta batacak? Bakın yıllar öncesinden bellidir. Öyle bir kural var ki bu kadar süratle uçan bir sefinede, bir gemide dakika şaşmayan bir nizam var. İnanılmaz bir tanzim var. Zahinen baksak şuursuz gibi gözüküyor. Ama biz düşünün bir uzay aracı yapıyoruz, gönderiyoruz ve onunla kibirleniyoruz. Bir ara Veyip Sinan'ın bir karikatürü vardı. Dünyanın üzerinde bir adam eline kağıttan bir uçurtma almış, atmış. Kağıttan uçurtma uçuyor. O karikatürde uçurtmanın uçtuğunu göstermek için arkasında çizgiler var. Yani uçuyor bu. Ama dünyanın üzerine oturmuş adam, o uçurtmayı atan adam, dünyanın da arkasında çizgiler var. Yani senin tekebbür ettiğin, büyüklendiğin, gururlandığın, o uçurtmanın doğru uçuyor. Bir parça gururlanmaya hakkın var ama ya üzerine oturduğun dünya da uçuyor. Hem de ne süratle uçuyor. Ve hangi hareketlerle uçuyor. Yani tek bir uçuşta bile Dikkat edin, dakikadaki sürat 1800 kilometre. Ya bunun çok daha fazlasını sistemle beraber bir başka sistemin içinde uçarak yine yapıyoruz, ayrı bir sürat, hareket hareket içinde, sürat sürat içinde. Yani çok farklı koordinatlarda inanılmaz bir intizam bir düzen var. Bakıldığında çok şuur karane bir iş var, intizam bir tablo var. Bunlar ne yapıyorlar? Kendi ibadetlerini yeme getiriyorlar. Demek mabudu bil hak. Hakkıyla ibadet edilmeye layık ve amir mutlak vardır ki bunları ibadete sevk edip istihdam ediyor. Hiç vazifelerinden şaşmıyorlar. Ne icap ediyorsa yapıyorlar. Hem bak bütün mevcudata hususan hayat olanlara her birinin gayet kesretli ve gayet mütenevvi ihtiyacatı var. Ve vücut ve bekasına lazım pek kesretli muhtelif matlupları var. Her bitkinin, her hayvanın, her canlının değil mi? Kendine göre ayrı ayrı ihtiyaçları var. Ayrı ayrı hayat şartları var. Beslenme tarzları var. En küçüğün elleri oluşmaz. Kendi başlarına bunu mümkün değil. Yerine getiremezler. Kudretleri yetişmez. Halbuki o hadsiz matlapları, istedikleri ve muhtaç oldukları şeyler ummadığı yerden vakti münasipte muntazaman onların eline veriliyor. Ve bir müşahede görünüyor. İşte şu mevcudatın bu hadsiz fakr ihtiyacatı ve bu fevkalade iyanat-ı gaybiye ve imdadat-ı rahmaniye <laughs> bilbedahe gösterir ki bir ganiyi mutlak ve kerim mutlak ve kadir mutlak olan bir hami ve razıkları kendilerine rızık veren vardır ki her şey ve her hayat ondan istiyane eder, ihtiyacını ondan ister ve medet bekliyor. Manen kendi lisan haliyle ne der onlar? İyyâke nesta'in derler. Ya Rabbi biz ancak yardımı senden istiyoruz derler. O vakit akıl dahi amenna ve saddakna dedi. Cenab-ı Hak bize ve bu hali nabudu ve nesta'in kelimelerinin ifade ettiği bu lezzeti, bu huzuru hepimize nasip etsin. Namazdaki cemaatin faziletine işaret eden bu nükteyi her iyya kena budu ve iyya kenestayin dediğimizde hatırlarsak o cemaatin genişliğini o faziletin büyüklüğünü bir tasavvur ediniz. Hani cemaat ne kadar kalabalık olursa bir ibadetin fazileti o kadar artar. Ve insanların amelleri de niyetlerine göredir. Allah bizim niyetimizi o çapta, o büyüklükte tutmayı hepimize nasip etsin. Büyük zatların hayata bakış açıları bu arkadaşlar. Onlar kainatın zerratını tesbihlerine tane yapmışlar. Elimizdeki bu 33'lük tesvileri az bulmuşlar. Bu kadar büyük adetlerle... Bir adedi külli malum malumillek diyor. Bakın salavat-ı de. Sana malum olan adetler miktarınca Ya Rabbi... Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam ile. Adede mafi ilmillah... Salaten daimeten bidevami mülkillah... Kullandıkları adetlere bakın. Ya Rabbi sana malum olan adetler miktarınca senin devamın müddetince. Şimdi ezeli ve ebedi bir zatın o sınırsızlığı bir tasavvur edin. Hangi adetlerle bunu söylüyorlar? Rabbim ibadetlere bu çapta vüsat kazandırmış olan bu büyüklerin feyzine hepimizi mazhar eylesin inşallah. Subhaneke la innena illa ma allemtena inneke ente alimul hakim ve ahir davahum en ilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha